Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz pek çok şey hızla gerçekleşiyor. Beyin dalgalarıyla çalışan sentetik kollar ve bacaklar. Yapay organlar. Geceleri daha iyi görmemizi sağlayacak solüsyonlar. Şimdi bunlara zekamızı 3-4 kat arttıracak implantlar eklendi. Teknoloji o denli hızlı ilerledi ki henüz bu yeniliklerin etik tartışmaları dahi sonuca bağlanamadı. İnsanoğlu bu yeni dönemde yarı mekanik, hibrit bir tür olma yolunda hızla ilerliyor. Technium terimi, teknoloji yazarı Kevin Kelly'nin ortaya attığı bir kavramdır. Teknoloji ve yaşam arasında bir analojiden doğmuştur. Technium artık dünyamızda doğa gibi büyük bir güçtür ve Technium'a olan tepki doğaya olan tepkiye benzer. Teknolojinin canlı bir metaorganizmaya dönüşmesi Technium olarak açıklanmıştır. Yarım milyar yıl önce Kambriyan patlamasıyla gezegenimizde aniden yaşam belirdi. Gezegendeki türlerin çoğu neredeyse bir gecede var oldu. Bugün Technium'un Kambriyan patlamasına şahit oluyoruz. Her geçen gün yeni teknolojik türler doğuyor, yetişilemeyecek bir hızla gelişiyor ve her yeni teknoloji diğer yeni teknolojileri oluşturmakta bir araç haline geliyor. Bilgisayarların icadı, akıllı telefonlardan uzay gemilerine ve robotik operatörlere kadar uzanan yeni araçları geliştirmemizi sağladı. Zihinlerimizin alabileceğinden çok daha hızlı bir yenilik patlamasına şahit oluyoruz. Teknolojinin bizlere olan faydaları saymakla bitmez belki ama haddinden fazla kullanıyoruz. Otobüs duraklarında birbirleriyle konuşmayan insanlara bir bakın. Kafalarını telefonlara gömmüşler. Sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığımız şey aile fertlerine günaydın demek değil, telefonumuza bakmak. Değişiyoruz. İçimizde sonsuza dek yaşayacak kolesterol yiyici nanobotları kanımıza enjekte etmeye başladık. Kendi zihinlerimizin hükmettiği sentetik uzuvlar geliştiriyoruz. Genlerimizi değiştirebilmek için CRISPR gibi genetik yazılım araçları kullanıyoruz ve kelimenin tam anlamıyla kendimizin daha gelişmiş bir türevini tasarlıyoruz. İnsanlar başka bir şeye doğru değişim geçiriyor. Biyoloji ile teknolojinin birleşiminden türemiş hibrit bir tür oluyoruz. Bugün bedenlerimizin dışında var olan akıllı telefon, işitme cihazı, okuma gözlüğü, ilaç gibi araçlar 50 yıl içinde bedenlerimizin içine aktarılacak ve artık kendimizi Homo sapiens yani insan olarak kabul edemeyeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle insanlara kattıkları da paralel olarak gelişmiştir. Birkaç sene evveline kadar kopan uzuvlarımız yerine plastik veya tahta uzuvlar kullanılırken günümüzde ise düşüncelerimizi algılayarak hareket edebilen ve orijinal uzuvumuzdan çok daha kuvvetli olan uzuvlar geliştirilmiş, insanlar vücutlarına taktıkları bellekler ve infrared sensörlerle artık banka ödemelerini yapıp evlerinin kapılarını dahi açmaya başlamışlardır. Öte taraftan baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojimiz göz önünde bulundurulduğunda bunların sadece başlangıç olduğunu anlayabiliyoruz. Bu anlattıklarıma ek olarak üzerinde uzun zamandır denemeler yapılan bir teknoloji Northwestern Üniversitesi'nde hayata geçirildi. Teknolojinin muhatabı ise kopan uzuvlar değil, insan zekası. Zeka, uzun zamandır fiziksel ve sosyal bilimlerde tartışma konusu olmuştur. Zeki olmak genetik bir piyango meselesi midir? Bir kişinin sahip olduğu veya basitçe sahip olmadığı bir şey midir? Veya zeki olmak temel olarak ebeveynlerin metotları, elverişli bir sosyal çevre ve üstün eğitim yöntemleriyle mi ilintilidir? Bilim dünyası bu soruların etrafında uzunca yıllar dönüp durdu. Ancak bu yeni teknoloji tüm bu tartışmalara son verecek gibi duruyor. Yeni teknolojinin amacı, kullanan kişinin bir network ağının tüm gücüne tek bir düşünceyle erişmesine izin verebilecek bir beyin implantı geliştirmek. Bu implantın önümüzdeki 5 sene içerisinde pazara girmesi hedefleniyor. Chip, Northwestern Üniversitesi merkezli bir nörobilimci ve işletme profesörü olan Dr. Morin Serlin, Silikon Vadisi'nde ismini vermeyi reddettiği ekip üyeleriyle beraber uzun yıllardır yaptıkları çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yapılan ilk tanıtımda implantın, bir kişinin olabilecek tüm soruların cevaplarına erişmesini sağlayacak bir internet bağlantısı üzerinde çalışacağı açıklandı. Aslına bakarsanız, insan beynini internete bağlayan bu tür süper implantları yapmaya çalışan tek isim Searle de değil. Facebook'un mühendisleri, beyin hesaplama arayüzü olarak adlandırılan özel bir yapay zeka konusunda uzun süredir çalışmalar yürütüyor ve tartışmaların odağındaki Tesla firmasının CEO'su Elon Musk, körlüğü için bir tedavi sağlamayı amaçlayan Neuralink firmasında da benzer bir sistem için birkaç milyar dolar kaynak sağladı. Searle ise bu saydığım firmaların projelerinde karşılaştıkları çoğu sorunu aşarak ön plana çıktı. Çip araştırmasının şu anda takıldığı en büyük nokta nasıl yerleştirileceği. Searle, herkes şu anda çok fazla zaman harcıyor. Kafanıza bir delik açmadan beyine bir şeyi sokmanın yollarını bulmaya çalışıyor diye durumu özetliyor. İmplant hazır ancak zarar vermeden insan beynine yerleştirilmesinin bir yolu bulunmalı. Şirketler veya bireyler,
Nihayetinde hangi yöntemleri kullanacaklarına bakılmaksızın zeka çipi olarak adlandırılan implantları piyasaya sürmeleri toplumun yakın gelecekte uğraşması gereken bir şey. Pek çok etik tartışmayı da beraberinde getiriyor olsa da buna muhalefet eden bir yasa da yok. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 40 bin kişi zaten akıllı çiplerle yaşıyor. Ancak bunlar yalnızca özel tıbbi amaçlar için tasarlandı. Çipler piyasaya sürüldüğünde çok talep alacakları kesin. Pazar genişledikçe zeka çipleri için etik problemler de ortaya çıkacak ve Searle de bunun farkında olarak bu artık bir bilim sorunu değil, sosyal bir sorundur diyor. Bir yonganın fiyatı ortalama 500 bin dolar olacak. Yongaları kullanan insanlar sadece doğru yatırımları düşünerek bile para kazanabilirler. Bu yüzden daha zenginleşecekler, daha sağlıklı olacaklar, daha uzun yaşayacaklar. Yani görünüşe göre toplumun elitlerine her şeyin dağısını verecek gibi duruyor. Toplumda zengin ve fakir arasındaki eşitsizliğin artmasına neden olacağı da ortada. İmplantlar dolayısıyla kullanan insanlar doğrudan bir bulut sunucusuna bağlı olacaklar. Çok miktarda bilgiye anında erişebilecekler. Belli bir konunun maddi risk analizini anında fark edebilecek ve maddi anlamda gelişmesi beklenen tüm yatırımların istatistiklerini hiçbir çaba sarf etmeksizin elde edebilecekler. Çipleri kullanmayan insanlarsa onların yanında adeta ikinci sınıf bir vatandaş gibi kalacaklar. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.